Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Zuhruf suresi 78-89. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Burası Zuhruf suresinin son bölümü, son sayfası. Böylece bir süreyi daha bitirmiş olacağız. Em ebramu emran, yoksa onlar işlerini sağlam mı yaptılar? Fe inna mubrimun, gerçekten biz işimizi sağlam yapanız. Yani küfür cephesinde yer alanlar var. Yoksa bunlar kendilerini sağlama mı aldılar? Bir garantilerim var. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Allah işini sağlam yapandır. Ve onları cezalandırmak istediğinde cezayı rahatlıkla verebilendir. Em yahsabune enna la nesma'u sirrahum ve necvahum, yoksa onlar gizli hallerini ve fısıldaşmalarını duymuyoruz mu zannediyorlar? Yani onların gizli halleri var, kendi aralarında fiskosları var, kulis faaliyetleri var. Yoksa biz onları duymuyoruz mu zannediyorlar? Bela ve rusulüne ledeyhim yektubun. Hayır, iş onların zannettiği gibi değil. Bizim elçilerimiz onların bulunduğu yerdedirler ve yazmaktadırlar. Burada elçilerimiz ifadesinden murat melekler ve Allah'ın görevlendirmiş olduğu melekler, bir takım böyle karanlık ruhlu insanlar karanlık yerlerde karanlık işler çevirmek için plan kurarken Allah'ın melekleri orada hazır ve onların ne yaptıklarını, hatta kendi aralarındaki fiskoslarını, hatta içlerinden geçenlerini yazıyorlar ve böylece onların hiçbir hali gizli kalmıyor. Günümüzde bunun misali gizli kameralar. Hani bazı yerlerde art niyetli insanlar, kötü niyetli insanlar toplantılar yaparlar. Bir takım kararlar alırlar. Ortalığı karıştırmak isterler. Ama orada gizli kamera varsa, bunların yaptıkları çekilmişse ifşa edilir ve onlar rezil olur, tutuklanır, cezalandırılır. İşte yoksa onlar bir takım gizli yerlerde toplantılar yapmakla, bir şeyler çevirmeye çalışmakla işlerini sağlama aldıklarını mı zannediyorlar? Hayır, öyle değil. Sağlam değil. Biz onların ne yaptığını bilmekteyiz ve elçilerimiz onların yaptıklarını kaydetmekte. Kul in kana lirrahmanu veled fe ana evvelul abidin. Ey peygamber, de ki Rahman'ın eğer bir çocuğu varsa ona ilk ibadet eden ben olurum. Yani bu bir faraziyeye dayalı bir durum. Mesela başka ayette eğer göklerde ve yerde birden başka ilah olsaydı gökler ve yer fesada giderdi. Yani olsaydı, yok ama olsaydı böyle olurdu. Burada da Hazreti İsa Allah'ın oğlu olsa veya başka Allah'ın çocuğu olsa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu farz-ı muhal üzerine şunu nazara veriyor. Ben onun ilk ibadet eden kimsesi olurdum. Yani öyle bir şey olsa o da ilah olurdu, ben ona ibadet ederdim. Ama böyle bir şey yok. Dolayısıyla Allah'tan başka hiçbir varlık ibadet edilmeye layık değildir. Subhane Rabbis semavat vel art, göklerin ve yerin Rabbi yücedir, münezzehtir. Rabbil arş amma yasifun, o arşın da Rabbidir. Ve insanların, bu gibi insanların vasfettikleri durumlardan yücedir, münezzehtir. Fezerhum, ey peygamber sen onları bırak. Yahudu ve yel'abu, yani daldıkları batağa dalsınlar, oynasınlar. Hatta yulagu yevmehumullezi yu'adun, ta ki kendilerine vaat edilen günlerine kavuşsunlar. Yani onlara vaat edilen bir azap günü var. Gün gelecek, o azap gününe kavuşacaklar ve o şekilde azap kendilerini yakalayacak. Ve huvellezî fissemâi ilâh ve fil ardı ilâh. O ki, o Allah ki, semada ilahtır, yerde de ilahtır. İlah daha çok mabut anlamında. Yani o gökte de mabuttur, ibadet edilendir, yerde de ibadet edilendir. Yani Allah-u Teala'nın hükümranlığı hem gökte hem yerdedir. Gökte ve yerde, gökte diyelim melekler, ruhaniler, yerde
hakiki insan olan Müslümanlar tek olan Rabbe, Allah'a ibadet ederler. Ve huvel hakimul alim, o hakimdir, alimdir. Yani her şeyi hikmetle yapar ve o her şeyi bilir, bilerek yapar. Ve tebarekellezî lehu mulkü semâvâti vel ard ve mâ beynehumâ, göklerin ve yerin mülkü ve bunlar arasında bulunanların mülkü, saltanatı kendisine ait olan Allah, şanı yücedir. Ve indehu ilmus sa'a, ve kıyametin ilmi onun nezdindedir. Yani kıyametin ilmi ona havale edilir. Kıyametin ilmini ancak o bilir. Ve ileyhi turcaun, ve siz ona döndürüleceksiniz. İnsanlar acaba kıyamet ne zaman merak ederler. İşte zaman zaman bununla alakalı bazı teoriler de gündeme getirilir. Bütün bunlarda asıl önemli olan şudur. Kıyamet şu gün veya bugün kopar, şu devirde veya bu devirde kopar. Bundan daha önemli olanı, mutlaka kopacak ve bu insanlar Allah'ın huzuruna sevk edilecek, götürülecek. Ve la yemliku lezine yed'une min dunihi şefa'a, onun dışında çağırmış oldukları, tapmış oldukları şefaate malik değildir. Yani diyelim putlara tapıyorlar ve diyorlar ki bu putlar Allah nezdinde bize şefaat edecek, bizi kurtaracak. Onlar bu manada şefaate malik değildir. İlla men şehide bil hak, ancak hakka şehadet eden, ve hum ya'lemun, bildikleri halde hakka şehadet edenler, onların şefaati fayda verecektir. Burada şefaatin hem var hem de bazıları için yok olduğunu görüyoruz. Yani genel prensip itibariyle şefaat vardır, şefaat haktır. Allah-u Teala peygamberlerine, bazı meleklere ve bazı seçkin kullarına şefaat yetkisi vermiştir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şefaat-ü kübra makamı, makam-ı mahmud şeklinde yine verilmiştir. Dolayısıyla bu şekilde bir şefaat var, şefaat yok değil, ama putların şefaati yok veya bazı şahısların şefaati yok. Bize bakan yönüyle Müslümanların kendi içinde de bir öz eleştiri olma babında şunu söyleyebilirim. Mesela bazı insanlar aşırı bir hüsnü zanla falanca zat beni kurtarır, himmetiyle tutar beni ateşten kurtarır, yeter ki ben ona bağlılığa devam edeyim diyor. Bu tehlikeli bir durum. İşte Beyazlı Bistami'ye bir tanesi demiş ki, efendim demiş, üzerinizdeki şu elbiseyi, cübbeyi bana böyle bir verseniz de giysem, belki onun hürmetine Allah-u Teala beni affeder. Bunun üzerine Beyazlı Bistami diyor ki, evladım, yapacağın amelle kendini kurtarmaya çalış. Değil benim cübbem, derimi yüzseler, sana geçirseler, bu da seni kurtarmaz diyor. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kızı Fatıma'ya, kızım Fatıma, yapacağın amelle kendini kurtarmaya çalış, ben peygamber kızıyım diye mağrur olma, eğer amelin olmazsa ben de seni kurtaramam diyor. Dinin ölçüleri bellidir. Din şefaati reddetmez, ama bu manada buna bir kısıtlama da getirir. Burada gördüğümüz şekilde hakka şehadet eden, bilerek hakka şehadet eden kimselerin, İlim sahibi, gerçekten abid, zahit olan kimselerin, onların şefaati olabilecek. Men zellezi yeşfa'u indahu illa bi iznih. Onun izni olmadan onun nezdinde kim şefaat edebilir? Demek ki şefaat var, ama Allah'ın izin verdiği kimseler için var. Ve le in se'eltehum men halagahum. Eğer onlara sorsan onları kim yarattı? Le yegulunne Allah. Derler ki Allah, ister istemez Allah derler, Allah'ı kabul ederler. فَاَنَّا يُفَكُونَ, ama nasıl da böyle çevriliyorlar. Yani Allah diyor ama öte yandan diyelim tabiata adeta tapıyor. Sıkıştığında Allah diyor, Allah'a dua ediyor ama diyelim tabiatı da bir ilah gibi kabul ediyor veya putları bir şefaatçi gibi görüyor. Yani nasıl da bu insanlar hak yoldan çevriliyorlar, saptırılıyorlar.
Ve kıylihi ya Rabbi, onun ya Rabbi deyişi hakkı için ona yemin ederim ki, veya şöyle demesi, ya Rabbi inne haulâi kavmun la yu'minun, bunlar iman etmeyen bir kavim deyişi için. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın onların iman etmeyişinden ne kadar müteessir olduğuna dikkat çekiliyor. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ümmetin anası ve babası gibidir tabiri caizse. Kur'an-ı Kerim o içinizden hiçbir erkeğin babası değildir diye bize ifade eder. Bu bir başka açıdan böyledir. Ama öz babadan daha ileri ümmetiyle yakından alakadardır. Dünyaya geldiğinde ümmeti ümmeti demiştir. Diğer alemde hatta peygamberler bile kendini düşündüğü bir noktada o yine ümmeti ümmeti diyecek. Ümmetinin kurtulması için şefaatte bulunacaktır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam muhataplarının göz göre göre kendilerini ateşe atmalarından fevkalade rahatsızdı. Hatta bir hadislerinde bunu şöyle ifade ediyor. Benim halim diyor, ateşe kendini böyle atmak isteyen bir takım kelebekler var. Onları ateşten kurtarmaya çalışan kimseye benzer. Ben engel olmaya çalışıyorum ama onlar kendilerini ateşe atmaya çalışıyorlar diyor. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu insanları ebedi saadete kavuşturmak için bir gayret içinde. Böyle olunca insanların küfürde, inkarda, günahlarda vakitlerini geçirmesi peygamberi çok rahatsız ediyor ve dergah-ı ilahiyeye bunu arz ediyor. Yani ya Rabbi, bunlar iman etmeyen bir kavim. Sen bunlara hidayet ver, sen bunları ıslah et diye dua ediyor. Fasfah anhum, ey peygamber, sen onlardan geç. Yani o derece onları dert etme. Ve gul selam, ve de ki selam, selam size. Fesevfe yalemun, onlar sonra bilecekler. Ve bu şekilde Allah-u Teala peygamberimize tesellide bulunuyor. Yani onların halini dert etme. İlla onlarla ilgili neticeyi görmek isteme. Sen kendi vazifeni yap. Zaten onu da yaptığını yapıyorsun. Ve onlara selam de. Onlar için selam, selamet iste Allah'tan. Ve merak etme, onlar sonra bilecekler. Yani bu dünyada bilmeyenler diğer alemde bilecek. Mesela bizler şu anda Müslümanlar olarak meleklere iman ediyoruz. Ahirete iman ediyoruz. Kabirde hayatın olduğuna inanıyoruz. Ama inanmayanlar var. İşte bu inanmayanlar sonra bilecekler. Peki ne zaman bilecekler? Diyelim ölüm geldiğinde meleği görecek. Daha önce inanmadığı meleği bizzat gözüyle görmüş olacak. Artık inkar etmesi mümkün değil. Kabire girdiğinde kabir azabıyla karşılaşacak. Artık kabir azabını inkar etmesi mümkün değil. Diğer alemde muhasebe eleğinden geçecek. Mahkeme-i Kübra'da yargılanacak. Artık Mahkeme-i Kübra'yı, o büyük mahkemeyi inkar etmesi mümkün değil. Cehennemi kabul etmiyordu. Cehenneme atıldığında orayı kabul etmemesi mümkün değil. Demek ki aslında bütün insanlar dinin bildirdiği gerçekleri zamanla bilecekler, anlayacaklar. Ama asıl önemli olan şu dünyadayken bunu anlayabilmeleri. Perde kapanmadan, yani şu dünya imtihan salonunun perdesi kapanmadan, imtihan evrakı hükmünde ruhumuz bizden alınmadan inanabilmek. Zaten Kur'an-ı Kerim bunu اَلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ şeklinde bize ifade ediyor. Onlar gayba iman ederler. Gördükten sonra iman etmekten zaten söz edilemez. Görülen şeylere herkes inanır. Mühim olan din bir imtihandır ve bu imtihanda da gayba iman etmek, görmediği halde Allah'a, görmediği halde ahirete, görmediği halde diyelim peygamberlere, diğer gaybi inanılması gereken şeylere inanmak. Bunu yapabilenler dünyada da mutlu, huzurlu olur. Diğer alemde de ebedi saadeti elde eder. Allah-u Teala bizi ebedi saadeti elde eden bahtiyarlardan eylesin.
Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.